Değerli izleyenler, günaydın. TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün biraz sağlık bilişimini dijital hastaneye, teknoloji anlamında dün neredeydik, bugün nereye uzanıyoruz, bunları konuşacağız ve yarın iki gün boyunca Cuma ve Cumartesi Haliç Kongre Merkezi'nde Sağlık Bilişim Zirvesi düzenleniyor. Hem sağlık çalışanlarına hem de halka açık bir zirve. Burada sağlıklı teknolojide geldiğimiz en son noktaları ve dijital hastane konseptlerini de ziyaret edebilirsiniz. Bugün bu konular üzerine konuşacağız. Teknolojinin sağlıkta hayatımızdaki yerini konuşacağız. Teknolojinin sınır tanımadığı hayalleri konuşacağız ama artık bu hayaller gerçek oluyor. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Kendisi Memorial Sağlık Grubu'ndan yayınımıza katılıyor. Bilgi İşlem IT Koordinatörü Sayın Yasin Keleş. Hoş geldin Yasin. Günaydın. Aslında arkadaşımsın birkaç yıldır. Yasin dememin herhalde bir sakıncası yok. Estağfurullah. Şimdi Sağlık Bilişim Derneği'nin de başkanısın aynı zamanda. Evet. Böyle bir oluşum var. Sağlıktaki bütün bilişim üzerine çalışan sağlık profesyonellerinin tek çatı altında bulunduğu bir dernek ve yıllardır etkinlikler düzenleyen evet. bir derneğin başkanısın. Çok emeğin var ama şöyle girelim isterim ben. Bir VTR hazırladık senin de yardımınla. Hı hı. Dünden bugüne sağlık teknolojisine, sağlık bilişimde nereye geldik? Hastane yazılımları ne aşamada, nereler uzandık? Onunla ilgili VTR'mizi tamam. yayınlayalım. Ardından o şekilde devam edelim Peki. istersen. Değerli izleyenler, VTR'miz var. Dünden bugüne sağlık bilişiminin gelişmesini hazırladık. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. İlk olarak 1995 yılında üniversite hastanelerinin kendi bünyelerinde yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de sağlık bilişimi bir alan olarak ortaya çıkmaya başladı. 1998 yılında SSK ve emekli sandığı artık para ödeme şartını elektronik ortamda hazırlanmış dosyalarla kabul edeceğim dediğinde bunu sağlamak üzere muhasebe sistemlerine ek olarak hastane işletim sistemleri de gelişti. Bu alanda 1998 yılında iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar hastanede işletim sistemi varken 1999-2004 yılları arasında 100 civarına çıktı. Özel sektörün de çok hızlı büyümesiyle teknoloji kullanımı ciddi oranda hız kazandı. Sağlık kuruluşlarında karar destek sistemlerinin oluşması ve laboratuvarlar, radyoloji ve diğer medikal branşların yazılım ve bilişim teknolojileriyle çalışmaya başlamasıyla sağlık bilişimi sektörü hızla gelişti. Artık adı konulan sağlık bilişim sektörü ekosistemi oluştu. Bu gelişimlerle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da elektronik ortamda istediği taleplerle hastane bilgi yönetim sistemi 300 civarına çıktı. 2010 yılından itibaren de sağlık kuruluşları hekim ve hemşirelerin katılımlarıyla klinik alanda elektronik sağlık kayıtları sistemlerinin gelişmesi sağlandı. Artık kullanılan yeni teknolojiler ve mobil cihazlar sayesinde medikal teknoloji ile bilişim teknolojileri arasında çok iyi bir entegrasyon kurulmuş durumda. Sonuçta sağlık bilişiminin sağlık kuruluşlarında dokunmadığı alan kalmadı. Artık teknolojinin bir üst segmenti konuşuluyor. Toplanan verilerden hastalara nasıl fayda sağlanabilir? Hastanın kendi kişisel verileri onlara nasıl verilebilir? Spesifik alanlarda kullanılan teknolojiler nasıl daha kullanıcı dostu yapılabilir ve verimli kullanılabilir? Değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Biraz sağlık bilişimini dünden bugüne özgeçmişini yapmaya çalıştık. Değerli arkadaşım Yasin'in katkılarıyla. Şimdi yıllardır sektördesin, bilişim alanında çalışmalar yapıyorsun sağlık bilişiminde ve bilgisayar mühendisisin aynı zamanda. Ama sağlıkta sizin yeriniz çok büyük. İşin teknik kısmını, teknolojik kısmını aslında en iyi anlayan taraflar sizsiniz. Biraz bahseder misin? Dünden bugüne teknolojide nasıl gelişmeler oldu sağlık bilişiminde ve sağlık bilişimi derken halk ne anlamalı? Evet, aslında sağlık bilişimi son 10 yılda çok ciddi bir ivmeyle gelişen bir sektör. Yaklaşık senin dediğin gibi ben 20 yıldır bu sektördeyim. Gördüğüm gelişim aslında bu sektörün tamamen büyümesini de izleyebiliyor olduk. Bebekken başladı, şu anda belki de bir delikanlı kıvamına geldi diyebiliriz. Şu an için sağlık bilişimi bizim yaptığımız iş normalde bir sağlık kuruluşları içerisindeki bu sağlık ekosistemi içerisindeki hekim, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerine en iyi çalışacağı ortamı sağlamak. Esas amacımız bu ve sağlık kuruluşlarını verimliliği artıracak bütün teknolojileri oraya getirebilmek. Tabi buradaki tüm teknolojiler derken gerçekten ihtiyaç olan teknolojileri biz hastaneler içerisinde kurgulamaya çalışıyoruz.
Bu da Türkiye'de çok daha iyi ilerliyor bence. Çünkü Avrupa'da ve diğer ülkelerde baktığınız zaman bazı teknolojiler hemen deneniyor ve verimsiz olduğu için de kaldırılıyor. Tekrardan farklı bir teknoloji denenebiliyor. Türkiye bu şekilde değil, birazcık daha inceleyip sık dokuyarak farklı teknolojiyi kendi içinde kurum içerisine katabiliyor. Kurumdaki dirençler bu teknolojinin kurum içerisine yayılmasını biraz yavaşlatabiliyor ama gerçekten doğru şekilde de kurulmasını sağlıyor. Bu bir avantaj aslında Türkiye için. Fakat son dediğim gibi 10 yıl içerisindeki gelişmeler artık hastanelerimizin büyümesi, yeni hastanelerimizin açılması, özel sağlık sektörünün büyümesi ve diğer kamu tarafındaki kurumların çok daha farklı ve büyük hastaneler olarak yapılıyor olması, sağlıktaki sağlık bilişim teknolojilerin kullanımı ciddi manada arttırıyor oldu. Artık büyüyen hastaneler, normalde 1000 hasta bakarken günlük mesela bir sağlık kuruluşu, şimdi 5000-6000 civarına bakıyor ki önümüzdeki 3 yıl içerisindeki yeni kurulacak hastanelerle bu sayı 50-60 binlere çıkacak. Dolayısıyla bu 50-60 binlik günlük hasta bakımını bizim insan vasıtasıyla, insanlar vasıtasıyla yapmamız çok mümkün değil. Buradaki bahsettiğim konu bakımda hemşire ve hekim değil, aslında o hastaların hastane içerisinde, bina içerisinde karşılanması, yönlendirilmesi, gerekli ihtiyaçların karşılanması veya gerekli kendi raporlarının veya diğer bulgularının kendine verilmesi, takdim edilmesi gibi konuların tamamını teknolojik ortama alıyoruz. Hatta o kadar ileri gidiyoruz ki hekimleri asistanlık eden robotlarla, bu teknolojilerle hekimlerin işlerini de aslında kolaylaştırıp hekimin hastaya harcadığı vakti uzatmaya çalışıyoruz biz elimizden geldiği kadar. Aslında halkımızın anlaması gereken bence en büyük konu bu. Aynı zamanda halkın bu teknolojiyle beraber kendi evinde, yaşam alanında nasıl hayatını devam ettirebileceğiyle ilgili de çalışmalarımız var. Bunlardan bahsediyor oluruz. Peki aslında hastane yönetimi dünyadaki en zor iştir. Yani biz de sağlık yönetimi okuduk birlikte. Evet. Diğer sektörleri biraz daha ayrı tutuyoruz ama en karmaşık yapısı olan işletmeler hastaneler. Bunun yönetimi zor, hem insan kaynağı açısından hem çok çok farklı meslek grupları çalışıyor hem çok farklı teknolojiler var. Bunu söylemek isteriz. Hastaneler sağlığın ana merkezleri, ana üsleri. Evet. Bu şekilde yönetmek çok daha komplike bir iş. Bu yüzden sağlık bilişiminin, teknolojinin yeri çok daha ayrı burada. Şöyle devam etmek istiyorum. Aslında izleyicilerimizin en çok ilgisini çeken konulardan biri de kağıtsız hastane, dijital hastane. Son yıllarda bunları zikretmeye başladık. Hı-hı. İşte gittiği hastanenin kağıtsız mı, dijital mi olduğunu tabii ki gözlemleriyle insanlar kavrayabilir ama bunu bir hayal etmemizi sağlar mısın? Tabii. Kağıtsız hastane derken hiçbir kağıt rapor almayacak mıyız? Ne bekliyor izleyenleri? Bizim aslında buradaki koyduğumuz hedefler şunlar. Biz dijital hastane platformunu 3 başlık altında incelemeye başladık. Artık geçmiş senelerde bunu sadece dijital hastane olarak söylüyorduk ama artık ülkemizde yeni yapılar, hastanenin hepsi neredeyse yenileniyor veya yeni hastaneler yapılıyor. Bu yapılar yeniden yapılırken veya sıfırdan bir hastane yapılırken buradaki hedefimizin aslında kağıtsız, yeşil hastane ve akıllı hastane konseptiyle kurgulanması gerektiğine inanıyoruz biz. Bunun da aslında temel sebepleri şunlar. Bir binayı yaparken şu anda yeşil bina konsepti tüm dünyada aslında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Buradaki yeşil hastane aslında bizim geleceğimizle ilgili bir durum. Yani bizim çocuklarımıza bırakacağımız bu kuruluşların ne kadar daha yeşil hastane olursa o kadar tasarruflu, o kadar uzun süreli, dayanıklı hastaneler olacak. Ve artık buradaki dünyaya, yani dünya mirasına da bir katkımız olacak burada. Çünkü çevreyi koruyan hastaneler kurmuş olacağız bu yeşil hastanelerle. Aynı zamanda yeşil hastane içerisindeki hastaneler kendi enerjisini kendi üretebiliyor olacaklar. Bunlar bizim ülke bazında aslında çok ciddi manada tasarruflar sağlamamızı mümkün kılacak. Bunun yanı sıra akıllı hastane dediğimizde de akıllı hastanelerde hem sağlık kuruluşunda çalışan profesyoneller, hekim, hemşire olsun ve diğer sağlık yöneticileri olsun, onların çok daha rahat kullanabileceği bir bina yönetiminden bahsediyoruz veya içinde yaşadıkları binadan bahsediyoruz. Bunun akıllı bina olması lazım. Hastaya bakan yönle baktığınız zaman da artık hastanelerde konfor çok önemli hale geldi ve bu bir lüks değil ve bir ihtiyaç haline geldi. Aslında. Çünkü hastalar evindeki rahatlığın aynısını hastanelerde bulmak istiyorlar. Dolayısıyla biz akıllı hastanelerde hasta eğer yataklı tedavi görüyorsa, yatan hastamız yatağından kalkmadan odasındaki penceresini, ışığını, televizyonunu veya müzik sistemini
bir iPad vasıtasıyla veya bir cihaz vasıtasıyla kullanabiliyor olacaklar. Yani bu aslında hastaya getirdiğimiz bir konfor ve artık bunlar bir gereklilik olarak, yani bir lüks olarak koymuyoruz ortaya. Bir gereklilik olarak standart haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz yine hastanın buradaki en büyük faydayı hastaya sağlamaya çalışıyoruz. Tabii burada bu kurguları yaparken de bir bu fayda, ikincisi de yine en önemli hassasiyet üzerinde durduğumuz konu hastanın güvenliği söz konusu burada. Yani hastalara, doğru hastaya doğru ilacın uygulanmasıyla ilgili de bu teknolojileri diğer hastane bilgi yönetim sistemleri teknolojiyle birleştirerek bir kurgu haline getiriyoruz. İşte bunların aslında tamamı bir ekosistem olduğunda ortadan kağıtta kalkıyor yavaş yavaş. Tabii şu andaki ülkemizdeki resmi prosedürler ve şu andaki regülasyonun getirdiği şartlar kağıdın tamamen kalkmasını engelliyor durumda. Zaman içerisinde bu elektronik imza gibi ve diğer elektronik ortamdaki uygulamaların hayatımıza girmesiyle tamamen kağıt ortadan kalkıyor olacak. Bunlar sayesinde sağlık kuruluşlarında biz kağıtsız bir hastane ortamını dizayn edeceğiz ve ülkemizde belki ağaç noktasındaki şeyimizde zayiatımız azalıyor olacak bu sayede. Ağaç, evet, çok güzel bağladın. Aslında şey zaten ufak ufak yavaş yavaş zaten başladı. Bunları görüyoruz. Eskiden bir film sonucumuzu, tomografi MR sonucumuzu bir çantaya, dosyaya, evet, verirlerdi, giderdik. Şimdi bunları da aslında çok az yani görüyoruz. Şu an CD'de veriliyor. Şu an CD'de veriliyor. Doktorun odasına hemen ulaşıyor görüntü. Kesinlikle. Anında hasta çekimde sırasında doktor odasında hastayı değerlendirebiliyor. Doğru. Birçok yani bu işin çok bir küçük boyutu ama hastaya yansıyan boyutu. Aslında çok daha fazla bizi şeyler bekliyor. Şunu soracağım. Sadece dijital hastane, kağıtsız hastane, yoğun teknoloji dediğimizde sadece hasta özel sektörü anlamamamız lazım. Sağlık Bakanlığı da çok büyük oranda yatırımlar yapıyor. Yani özelden değil, kamudan hizmet alan hastaları da aslında bunlar bekliyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani şu anda belki bir 5-6 yıl evvelinde özel sektörün çok hızlı yükselmesiyle beraber yeni yatırımlarla birlikte çok büyük teknoloji yatırımlarını özel sektör yapıyor diyebiliriz ama şu anda baktığınız zaman belki kamu bunun da daha öne geçmiş durumda. Kamunun yatırımları, hastanelerin yenilenmesi, hastaneye yapılan IT yatırımları, bu bilişim yatırımları, teknoloji yatırımlarının hastaya geri dönüşünü hesapladıkları için çok ciddi manada teknolojik altyapıları kuruyorlar kamu tarafında da. Bakanlığımızın da bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Aslında biraz önce senin verdiğin de örnekten yola çıkarsak, ben kendi hayatımda yaşadığım birkaç örnekle de birleştirmek istiyorum. Yani farklı illerden, farklı yakınlarımız, işte dostlarımız, eşlerimiz arıyorlar. Bizleri diyor ki şöyle bir işte hastamız var, bu hastayla ilgili bilgileri acil olarak başka bir hekime konsültasyonu yapabilir miyiz diye. Tanıdığınız başka bir hekim var mı diye. Baktığınız zaman biz de kendi eşimiz, dostumuz, etrafımızdaki hekim arkadaşlarımızla beraber bunu çok kısa sürede yapabiliyoruz. Eskiden oradan dediğiniz gibi kocaman bir doküman arşivini alıp kargoyla istetiyordun. O dokümanları tekrar bir hekime gönderiyorsun. Bir de onların orijinalini kopyalamasını gerekiyor insanların. Şimdi bunlar tamamen tarihe karıştı. Başka bir hastanenin bile olsa herhangi bir görüntülemesini, MR'dır, tomografidir, görüntüsünü biz isteyip elektronik ortamda bu diyelim ki Van'daki bir hastamızın İstanbul'daki bir hekimize konsültasyonunu çok rahat yaptırabiliyoruz elektronik ortamda. Bu sayede aslında bir ciddi manada bir tasarruf sağlanıyor. Hem de hastaların aslında tedavi noktasındaki başlangıcını daha da kısaltıyoruz. Belki bir anda bakıyorsunuz bir hasta 3-5 tane hekime birden konsültasyonunu yaptırabiliyor ve iç rahat bir şekilde belki ameliyatını oluyor veya tedavisini başlıyor. Bu aslında vatandaş için çok önemli bir şey. Bakanlığımızın yaptığı güzel çalışmaları biz yıllardır bahsediyoruz. Yani 10 yıldır birçok proje imza atıldı aslında Sağlık Bakanlığımız tarafından, aynı zamanda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK tarafından. Bu çalışmalar hepsi ülkemizde çok ciddi manada tasarruf sağladığı gibi ülke dışında da farklı ülkelerin ilgisini çekip onların da aslında bu yazılımları veya bu yatırımları proje olarak satın alma talebine doğurdu. Bu çok önemli bir şey bence. Yani İngiltere gibi mesela sağlıkta belli bir seviyeye gelmiş ülkeler bile bizim şu andaki ilaç takip sistemimizle ilgili ihale açıp bizim de Türkiye'deki üretilen sistemin orada ihaleye girmesini istiyor. Bu önemli bir başarı ülke adına. Bunlar önemli ama vatandaş olarak baktığımız zaman şu anda bir kamu hastanesinde gittiğinizde, herhangi bir film çekildiğinizde, başka bir kamu hastanesine konsültasyon için gittiğinizde bir daha film çekirmeden oradaki hekimin bakabilmesini sağlıyor durumdayız. Raporumuzu kaybetme özgürlüğümüz var elimizdeki. Kesinlikle. Çıktının. Yani artık neredeydi raporum, nereye koydum falan yok. İşte annemdeydi, babamdaydı vesaire. Tamamen hastaneye gittiğinde zaten hasta bilgileriyle sistem üzerinden hastanın raporuna ulaşılabiliyor. Bunu bir adım daha öteye geçiriyor şimdi Sağlık Bakanlığımız. E-Nabız projesiyle beraber
kişisel sağlık kaydına dönüştürüyor ve artık vatandaş kendi kişisel sağlık kayıtlarını kendi web sitesinden herhangi bir şekilde bütün hekimlerin oraya paylaşımlarını yaparaktan tutabiliyor olacak. Artık herhangi bir eş dostla değil, sağlık kuruluşuna bile değil, kendi web internet adresinden girecek, kişisel bilgilerine bakacak veya isterse oradan yetki verecek, herhangi bir doktora bakabilme izni verebilecek. İsterse tamamen silebilecek. Bu hakka da sahip. Çünkü bu vatandaşlık hakkı, anayasadaki hakkı, bunu kullanabiliyor. Bu sayede aslında tamamen bağımsız. İsterse yurt dışına çıksın, yurt dışına da bu bilgileri herhangi bir ani, Allah korusun, bir kaza anında bile kullanılabilir hale getirebiliyor olacak ve vatandaş. Hasta kendi karar verecek kiminle paylaşmak istediğini. Evet. Burada veri güvenliği de devreye giriyor. Tabii hasta mahremiyeti söz konusu. Güvende olduğunu da bir anlamda teknolojinin yardımıyla söyleyelim. Hastanın bilgileri sadece kendisine özel. Tabii hastalar da bunun korunması, yayılmaması gerektiğini bilmek istiyorlar. Kesinlikle. Buna güvenmek istiyorlar. Bu çok önemli bir konu. Hani bu hasta bilgilerinin mahremiyeti söz konusu. Bu sistemler sayesinde ancak yapılabilir aslında. Çünkü siz basılı ortamdaki bilginin mahremiyetini çok sağlayamazsınız. Bunun bir fotokopisinin başka bir yerde unutulduğunu varsaysanız o elden ele dolaşabilir. Ama dijital ortamdaki verinin mahremiyeti çok daha kolay sağlanabilir. Tabii ki zorlukları var ama teknolojiyle kolay bir şekilde sağlanabilir. Bunları izleyebilmemiz lazım. Bunların hepsinin şeffaf olması gerekiyor. Bir de şunu düşünebilir izleyicilerimiz. Ben biraz da bir halk açısından da düşünmeye çalışıyorum. Teknoloji çok pahalıdır. diye bir algı var. Teknoloji yoğun bu kadar kullanıyorsa bana da bunun bir bedeli olmalı diyoruz. Aslında maliyetleri düşürüyor uzun vadede. Biraz buradaki vizyonu da çizelim ve konforu arttırıyor. Ne dersin? Tabii. Aslında şöyle, teknoloji pahalıdır sözü belki bir manada doğru ama bugün baktığınız zaman ülkemizde büyük bir nüfus aslında akıllı telefon kullanıyor. Yani buradan bir örnek yola çıkarsak yani benim kendi annem de bile şu anda akıllı telefon kullanımını görüyorum. Çok rahat kullanmaya başladı ve devam edebiliyor. Dolayısıyla teknoloji çok pahalı değil. Çünkü her teknoloji kullanımımızda bize aslında geri dönüşümü bir verimlilik, bir aslında tasarruf olarak dönüyor. Biz burada hastanelerimizde kullandığımız kağıtları ortadan kaldırdığımızda, iş süreçlerini kısalttığımızda, hastanın içerideki kalma süresini azalttığımızda bu hem hasta için çok avantajlı hale geliyor hem de kurumun işletmesi için çok avantajlı hale geliyor. Sen de bilirsin hastane yönetimiyle ilgili baktığınız zaman bu saydığım argümanlar aslında bir hastanenin çok daha verimli işletilmesini sağlıyor. Bu sayede orada elde edilen aslında gelir bir şekilde bu teknoloji yatırımlarına kayıyor oluyor ve bu vatandaşa bir konfor olarak aksettiriliyor. Bence bu aslında bu dönüşümle beraber bakıldığında kendi içinde kendini karşılayan hatta daha da fazla verimli kılan bir teknoloji yatırımı olur diye düşünüyorum. Akıllı telefonunuzla sağlık verilerinize ulaşıp orada uygulama yapıyorsunuz, kesinlikle. Tansiyon ölçebiliyorsunuz, artık nabız ölçebiliyorsunuz, bir sürü işlem yapılabiliyor. Şu andaki imkanlar çok fazla. Ben aslında dijital hastaneden de bir adım sonrasında bahsetmek isterim. Evet. Hani buradaki neler yapabileceğiz ileride bu hastanelerde. Çünkü dediğim gibi biraz önce artık sağlık sektörü büyüyor. Şu andaki planlamaya baktığımız zaman Türkiye'deki sağlık sistemi mevcut kendi Türkiye'nin nüfusuyla alakalı değil. Yani bizim 80 milyon civarına yaklaşan nüfusumuzla ilgili değil. Bütün bölge civarı ülkelerin tamamını kapsayacak 1 milyar nüfusa göre dizayn edilmeye başladı. Ve şu anki şehir hastaneleri tamamen bu ülkemizin civarındaki veya farklı ülkelerde Avrupa'da veya diğer Orta Asya'da, Orta Doğu'daki ülkeler yani komşu ülkelerimizin tamamı için toplam 1 milyar nüfusa göre dizayn etmiş olduk, ediyoruz. Dolayısıyla bu 1 milyar nüfusa nasıl hizmet edeceğimizi düşünüyoruz artık. Bizim şu andaki şehir hastaneleri mantığıyla baktığınızda kampüs hastaneler, kocaman, çok büyük hastaneler bunlar. Ve günlük toplam 50-60 bin civarındaki hastayı karşılaması insanlar vasıtasıyla olması mümkün değil. Yani bir laboratuvarın günlük 5-6 binden 50-60 bine çıkan orandaki hastayı bir laboratuvarın tek başına insan eliyle yürütmesi mümkün değil. Ve artık bu nedenle sağlık tarafında, teknoloji tarafında robotlarla ilgili bir devrim yaşanıyor olacak. Ve bizim oradaki ihtiyacımıza, yardımımıza robotlar biraz daha yetişiyor olacak, öyle söyleyeyim. Ben vizit yapan robot evet, olacak hatta. Onu da söyleyelim istersen. Haliç Kongre Merkezi'nde Cuma ve Cumartesi günü Sağlık Bilişim Zirvesi. Orada değerli hocamız Profesör Doktor Bingül Sönmez, dünyaca ünlü kalp cerrahımız da bu vizit robotu aslında tanıtacak bir anlamda. Kesinlikle. Dediğinle zaten örtüşen bir şey. Evet. Yani insan
bu kadar insanı, yani zaten sağlık çalışanım şu anda yetmiyor. Yani öyle doğru. Bir maalesef insan gücü eksiğimiz var. Teknolojinin desteğini mutlaka almak zorundayız. Kesinlikle. Değil mi? Yani buradaki tamamen bizim teknolojik yatırımlarımız veya teknolojinin gelişmesini Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışmamızın en önemli maksadı hekimimize, hemşiremize, yani diğer sağlık profesyonellerimize asiste edecek, oradaki yoğunluğu azaltacak, onların gerçekten çekirdek olan iş, hastaya bakım, hastayı muayene, hastayı tedavi etme işine yöneltecek, odaklayacak çalışmaya destek olmak. Hedefimiz bu. Yani biz burada bir kamu hastanesinde bir hastaya bakılan süreyi ne kadar uzatabilirsek bizim için o kadar faydalı bir iş yapmış olacağımıza inanıyoruz teknolojiyle beraber. Şimdi buradaki ben dijital hastaneyi istersen... Hayal edelim, evet. Bir hayal edelim. Evet. Bir vatandaşımız, bir hastamız şu anda yeni nesil hastanelere girdiğinde, dijital hastanelere girdiğinde ne yaşayacak? Artık hastalarımız randevu sistemine alıştı. Kamuda da özellikle de randevu sistemiyle gelip randevu alaraktan saatlerini kendi planlayaraktan geliyorlar. Biz diyelim ki bir hasta randevusunu aldı. Saat 11'de bir hastaneye varacak ve 11'de muayenesini olacak. Diyelim ki bu hastamız anne adayı olsun ve kadın doğum hekimine gidecek olsun. Hasta hastaneye geldiğinde onu direkt lobide karşılayan bir robot olacak. Hastanede kaybolması için artık devasa yapılar olduğu için hastanede kadın doğum bölümünü bulmak bile çok zor hale gelmeye başladı. Ki şu anki yapılarda bile mümkün değil. Birçok hastanın şikayeti budur. Ben de hasta şikayetlerini incelediğimde en çok karşılaştığımız şikayetlerden bir tanesi budur. İşte burada biz bu dijital yönlendirmelerle beraber her tarafta holografik böyle size asiste edecek kişilere soruyorsunuz. İşte ben kadın doğum bölümüne nasıl gideceğim diye. O da sizi yönlendiriyor. İşte şu katta şuraya gitmeniz lazım, şuradan sağa dönmeniz lazım gibi. Aynı zamanda bir yol haritası veriyor size. Belki akıllı telefonunuzda bununla ilgili bir navigatör yüklüyor anında içeri girdiğinizde. İşte hoş geldiniz Sayın Asuman Uğur, sizi şöyle yönlendirelim diye. Bir şekilde hastaya doğru, doktora doğru sizi yönlendiriyor. Biz bunu bir çıt yukarı daha getirdik. İşte bu dediğimiz dijital hastanemize de şu anda açılışında olacak. Bingir hocamızın da kullanacağı robotla beraber sizi asiste edecek bu robot. Diyecek ki gelin ben sizi kadın doğuma götürüyorum. O sırada hastane bilgi yönetim sistemiyle bu robotumuz sürekli irtibat halinde olduğu için belki hastanın bir önceki 10.30 randevusu gelmediyse, hastanın yani hekimin orada bir boşluğu oluştuysa size şu öneride bulunabilecek. İsterseniz sizi bir yarım saat erken alabilir hekimimiz. Bunu dilerseniz. Hastanın doğan değer gerçekten işini erken bitirmesi gerekiyorsa buna evet dediğinde hemen hekimi uyandıracak, hastayı getiriyorum diye alacak, hastayı kolundan tutup hekimin yanına getiriyor olacak. Bu sayede aslında baktığınızda biz hem hastalarımızın zamanından tasarruf etmiş oluyoruz, hem hekimin zamanı verimli kullanmış oluyoruz, hem de hastanenin işletmesine katkıda sağlıyoruz. Dolayısıyla bu küçük belki yarım saatlik katkılar büyüdüğünde o robotlar çok daha kolayca yatırım olarak alınabiliyor olacak kurum tarafından. Biz bu robotlarla beraber hasta hekimin yanına geldiğinde robotumuzun işi bitti diyelim. O artık tekrar ikinci bir hastayı almak için geri döndüğünde biz şunu yapıyor olacağız. Hekimin, kadın doğum hekimi hastayı aldı içeriye. En büyük sıkıntımızdan bir tanesi de budur. Ben hocalarımızla çok sık görüşüyorum. İşte hep derler, yani bu sağlık bilişimiyle ilgili en büyük bize yapacağınız katkı bizim hastayla olan irtibatımızı, göz temasımızı kesmeden bu bizim hastayla ilgili epikriz, anemnez gibi hastadan aldığımız bulguları, bütün hepsini, incelemelerimizi bir şekilde sisteme biz girmeden hallediverin. Şimdi bunu tabii bir teknoloji kullanımında bu mümkün değil. Yani oturup bilgisayara bunu giriş yapıyor olmanız lazım. Veya sizin adınıza birisinin giriyor olması lazım. Dediğim gibi o ülkede o kadar çok büyük bir kaynak yok. Her hekime bir hasta danışmanı verip, veri giriş elemanı verip de maalesef. Bu işi maalesef yapamıyoruz. Dolayısıyla hekim kendisi girmek durumunda kalıyor. Ki orada sadece bu iş birisinin girmesinden öte bir de bilginin üretilen kişi tarafından girilmesi prensibiyle beraber de aslında yine hekimin girmesi gerekliliği var. Çünkü hekimin en son bir onayı da gerekiyor burada. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Aslında hekimin bu gözlük veya bir kulaklık veya giyilebilir bir teknoloji diyoruz bunlara biz. Giyilebilir teknolojiler sayesinde hekimin gözüne taktığımız bir gözlük veya kulağındaki bir kulaklıkla beraber hekim hem hastayı görebiliyor. O sırada orta odada hiçbir bilgisayar yok bu arada. Hep hastayı görüyor, hastayı muayenesini yapıyor. Aynı zamanda konuştuğu tüm bilgiler hastayla ilgili hastanın anemnezini oluşturuyor otomatik olarak. Bunların ses tarafını biz kaydediyoruz ve diktasyon alıyoruz. Bu sayede hekim hiç yorulmadan sadece kendi elleri serbest bir şekilde muayenesini yapıyor. Bütün konuştuklarını anemnezi dönüştürecek bir sistem sayesinde arka tarafta biz işini bitiriyoruz hekimin. Hekim bir daha oturup bilgisayar başında herhangi bir yazı yazmıyor. Hekimin de işi, hastanın da işi, hasta yakını da işi kolaylaştırıyor. Hayal ettiğinizde çok güzel çıktıları var ve bunlar çok yakın zamanda aslında
bizi bekliyor. Tabii, herhalde ben, bunu söyleyebiliriz. Son cümlelerini alayım sonra birkaç kadın, maalesef... Kadın doğumla ilgili tamam, özür dilerim. Bir tamam, tane de ekleme yapacağım. Tabii, kullanacağım lütfen. Teknolojilerden bir tanesi de mesela anne adaylarımız için biz orada 9 ay boyunca sık sık gelip ultrason çektirme ihtiyacı oluyor. Biz bunu aslında ortadan kaldıran bir teknoloji sunumunu da yaptık. Buradaki hedefimiz şu, hani bir 9 aylık süreçte çok ciddi bir merak oluyor aslında. Çocuk nasıl oldu, işte ters mi döndü, sağlığı iyi mi, nasıl şu anda, nasıl hareketler yapıyor. Hem anne hem baba adayı bununla ilgili çok ciddi bir merak uyanıyor. Biz burada bir cihaz daha bulduk. Bu cihazla ilgili mobil ultrason cihazı. Anne evet, karnına o cihazı koyduğunuzda, yani şöyle bir aparat gibi düşünün. Bu cihaz tamamen zararsız, çocuğa hiçbir zararı yok. Normal hastanede gidiyoruz, ultrason neyse onun da o şekilde. Direkt bir ekran gibi düşünün, şöyle eğimli bir ekran. Bu ekranda tamamen bebeğin tüm hareketlerini canlı olarak izleyebiliyor anne adayı ve baba adayı. Bu sayede hastalar aslında evlerinde de birçok bilgiye ulaşabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla bir de hastaneye gitmeye ihtiyaç duymuyorlar. Bu da hastanedeki aslında popülasyonun azalmasına da sebebiyet veriyor. Bu da bir verimliliktir. Bir verimlilik. Her zaman hastaneye gitmek istemiyoruz, gitmeyebiliyoruz. Evet. Evde de bir takım işlerimiz hali mobil sağlığın da avantajları. Mobil kesinlikle, sağlık çözümünün avantajları da bunlar. Hemen birkaç cümle söylemek istiyorum. Hem dijital hastanede görebileceğimiz mesela neler var? İğneden korkanlar için bir takım uygulamalar var. Maalesef sadece zikretmek durumundayım ama Haliç Kongre Merkezi'ne gelirse izleyicilerimiz herhalde görebilirler kesinlikle, bunları. Alından dijital ateş ölçümü var. Görüntülü hasta ziyaret sistemi var. Elektronik steteskop var. Bakalım neler yapıyor elektronik steteskop. Gece görüşü olan kontak lensler geliyor vesaire. Birçok açılımı var. Hemen şunu da gösterelim. 8-9 Mayıs Haliç Kongre Merkezi'nde Sağlık Bilişim Derneği'nin düzenlediği Sağlık Bilişim Zirvesi var. Halka açıktır. Dijital hastaneyi de görebilirsiniz. Bütün bu uygulamaları merakını gidermek isteyenler Haliç Kongre Merkezi'nde görebilirler. Bütün halkımız davetlidir. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Maalesef süren bitti ama ben de çok teşekkür ederim. Sağlık bilişimi biraz kağıtsız dijital hastaneler hayal etmemizi sağladın ama hayal değil, gerçek oldu, gerçek artık. Oldu. Evet. Onları da söyleyeyim. Yakın zamanda bunların hepsi bizleri bekliyor. Yasin çok teşekkürler. Memorial Sağlık Grubu Bilgi İşlem IT Koordinatörüsün. Aynı zamanda Sağlık Bilişim Derneği Başkanısın. Bilişime sağlam olan katkılarından dolayı ben de arkadaşım olarak sana ayrıca çok teşekkür etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Bugün sağlık bilişiminin dijital hastaneleri, geleceğin sağlık vizyonunu konuşmaya çalıştık. Eğer yayınımızın tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam ilk halinde kalınız. Yarın 8.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.